Arkadaşlar eğilip geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen bir prof çekiyorsun. Remzi Baba buradayız. Evet, yalnız bizim ekibi yormadan Kemal bizim bir fotoğrafımızı çeksin. Nerede Kemal? Bu resmimizi. Size 2-3 dakika izleyelim. 2 dakika izleyelim. Tamam. Evet. Tamam, şimdi açıklama yapacağız. Zaten önemli bir şey. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Murat'ın mikrofona yaklaştırma onu. Valla Galatasaray'ımız için hayırlı olsun. Hep söylüyoruz. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak. Biz de işin finans ve gerisini halledeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü 2'de de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı. Yani Galatasaray'da adaylar her zaman çıkar. Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Bir kere Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Ama biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla ben ve Sayın Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Zaten 7-8 ay önce bir seçim sürecinden çıktığımız için liste yapmakta bir sorun yok. Şu an biz yönetim ve kurulları bitirdik. AŞ'leri tamamlamaya çalışıyoruz. AŞ'ler de bittiğinde onları da açıklayacağız zaten. Yönetim tarafı tamamlandı. Sadece usulen Cuma günü 2'de yönetim tarafının listelerini vereceğiz. Yo, avantaj dezavantaj diye bir şey yok. Bundan evvel hatırlarsanız Mustafa Cengiz Başkan iki adaylı erken seçimde Sayın Dursun Özbek'le yarıştığında 80 oyla kazanmıştı. Sonra 4 adaylı bir seçimde diğer 3 adayın toplamından fazla oy aldı. Yani ben aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray Genel Kurul üyeleri mutlaka her şeyi inceleyip karar verirler. Yani bizim en önemli özelliğimiz Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmış olmamız. Onun için bizde kimse ezbere oy kullanmaz. Seçim takvimini erken ya da geç diye değerlendiremem. Çünkü bir dernekler kanunu var. Ona göre açıklandı. Ve en önemlisi herkesin gözden kaçırdığı en son genel kurulda 2022 bütçesi reddoldu. Şimdi 2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. Her bir günün, her bir saatin kıymetli olduğu bir ortama geliyoruz. Hazırlık sürecinden bahsettiğimizde de eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek varsa biz hemen geri çekiliriz. Gerek Sayın Hamamcıoğlu, gerek bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Yani bu iş hazırlıksız olmaz. Onun için hani 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı, 21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi bilmiyorum. Yani bu bir bahane. Onun için yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başta olmak üzere, Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz ki bu süreci uzatmadan, bir yargı sürecine taşımadan, Galatasaray'ın önünü engellemeden açtılar. Zaten biliyorsunuz bundan sonraki seçim 2024 Mayıs'ta belki de Burak Başkanımız o tarihte kendi ekibiyle başka bir ekiple tekrar seçime girecektir. Onun için 2 yıllık 3 yıllık hazırlığı olmayan birinin ya süre kısaydı bir 10 gün daha olsaydı ekip çıkaracaktık bana değişik geldi. Kesinlikle bir kere ben birinci sandıktayım. Ekibimizi görüyorsunuz hep kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş adamlarından oluşuyor. Bu ayrışma maalesef son dönemlerde, son 5-6 yıldır gerçekleşti. Ama bugün sizlerle burada toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Bir önceki toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık hatırlıyorsanız geçen seçim döneminde.
Onun için ben Burak Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum ki bize, bizim sizlerle böyle bir medeni ortamda buluşmamızı sağladıkları için. Yani demek ki Galatasaray'da bence artık bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bugün bunun miladı olarak görüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi yayınlar. Var mı? Evet. O vakit bağlayın. Abi bitti bu.